Peki sektörde çok fazla insan böyle ayrılmaya başladı ya. Kendi işlerini kurdu. Evet, sen ne düşünüyorsun? Ben ayrılmak için çalıştığım yerden şunu bekledim. Furkan Kara YouTube kanalı. Hakkında ne düşünüyorsun? Şu an şey yok. Ben yok. Ben hepimizin zamanında izlediği kanallar ne olacak ve niye böyle yapıyorsunuz? Herhangi bir şirkette çalışıyor olsaydın maaşın ne kadar olur? Furkan Taksi için çok heyecanlıyım. Hoş geldin öncelikle. İlk konum olduğu için çok mutluyum. Bir küçük bir WhatsApp maşalaşmasından çıktı bu konu ama ben çok keyifli olacağına inanıyorum. Ben de ayrıca teşekkür ederim. Bir programda ilk konuk olmak her zaman şeydir ya. Çok değerli ve kendini iyi hissettiren bir şeydir. Şu anda nereye gidiyoruz? Huawei'nin lansmanına gidiyoruz. Four Seasons Otel'e. Mustafa abi çağırdı. Hemen Kerem'e yazdım, dedim ki gel dedim, beraber yolda giderken çekelim. Benim de işime geldi. O da ne dedi biliyor musun? Beni gelip al o zaman. Ben de dedim ki tamam, yani gelirim. Zaten Furkan Taksi, gidip seni kapıdan almam lazım. Kapıdan aldım. Evet. Ama Pendik'te oturuyorsun. Evet. Ya Pendik'te oturulmaz. Yani Pendik uzak. Ya oturulur ama şimdi tabii bunu ben çok arkadaşlarımla da konuşuyorum. Herkes haklı olarak ya Pendik'te falan diyor da ben orada doğup büyüdüğüm için. Sana şey geldi. Gerçekten Pendik'in bende yeri çok ayrı. Yok yani, olmuyor, zor. Şimdi ilk önce Kerem İnginer'i tanımamız lazım. Kerem İnginer kaç yıldır sektördesin? 10 yılı geçti abi. 2000 10 yıldır teknik bir evet, ilk YouTube'daki yayınlanan videom 2013. Şeyi hatırlıyorum. Video Steel serisinin Guild Wars Edition bir mouse'uydu. O videoyu izledim ben. Çok kötü bu arada. Hangi kanalda? Teknolabs'te. Merlin Kazan'ın teknoloji yan kanalı vardı ya. Çok kötü bu arada. Şimdi ilk Teknolabs'te başladın. Sonra kaç yıl nerede çalıştın? Teknolabs'te 1 yıl çalıştım. Tamam. Oradan Hardware Plus'a geçtim. 2 tamam. yıl Hardware Plus'ta çalıştım. Oradan çıktım. Shift Delete'e geçtim. Sonra tekrar Hardware Plus'a geçtim. 1 sene bir Cihaz TV var. Cihaz TV'de bir olaylar koptu. Belki biliyorsundur. Yok. Davalık olay. Bilmiyorum. Konuşabilir miyiz ama. Oradan sonra ben tekrar SDN'e geçtim. Böyle bir süreç yani. Tam böyle rakamlar falan hakkında değil ama 2013'ten itibaren hiç aralık vermeden içerik üretiyorum. Peki sence highlight neresiydi kariyerinde? Yani şurada artık biraz daha tanınmaya başladın ve... Shift Delete ya, onun hiç hakkını yiyemem. 2 yıl için hakkını yemezsin. Evet, niye biliyor musun? Bak hala biz bunu çevremde de çok konuşuyoruz. Yolda çevirip abi sen Shift Delete'de çalışıyordun falan hadi ben okay. diyorlar. Ve işin ne yazık ki kötü tarafı şu. Evet ama diyorum yıllar oldu yani. Ben SDN'den ayrıldı herhalde bir karşına çıkmadım. 4 sene falan oldu ve hala şey mesela adam benim kendi kanalım olduğunu bilmiyor. Sadece zamanında beni SDN'den izlemiş. Oradan biliyor. Şimdi SDN'de çalıştın, sonra Hardware Plus'a geçtin. En son serüvenden bahsediyorum. Hardware Plus'a çalışırken kendi kanalını da açmaya başladın. Doğru. Sektörde insanlar kendi kanallarını açmaya başladılar ki bunlardan bir tanesi de benim. Bu arada bayağı artık yani. Bayağı artık, moda da o oldu. Ben iki şey soracağım. Birincisi kurumsal kanallar. Yani en başından beri bu işin en büyük ekmeğini yiyen, en büyük saygınlığı gören, markaların çalıştığı, hepimizin zamanında izlediği kanallar ne olacak ve niye böyle yapıyorsunuz? Yani niye böyle yaptığımızın bence sebebi çok açık. Yani sonuçta mesela sen de çok benzer bir süreç yaşadın. Sen SDN'de çalışıyorken SDN'de çekilen videoların çoğunda seni görüyordum. Evet. Yani insan da otomatik olarak şunu düşünüyor. Ya ben bunu herhangi bir kanalda büyük oranda tek başıma yapabiliyorsam ben bunu kendi işimde de yaparım. Atıyorum X bir maaş alıyorum. Diyelim ki 1 lira. Hani farazi konuşuyorum. Ben zaten 1 lira para kazansam kendi şirketimde ekstra da onun yanına sadece vaktim cebime kalsa, bana kalsa yani yine aynı parayı kazansam çok iyi ki genelde öyle de olmuyor. Yani bir maaşlı çalışan belli bir doğal sınırı vardır maaş çalışmanın. Eğer o maaşlı yaptığın işi kendi işin olarak yapabiliyorsam normalde 1 kazanıyorsam 1,5-2 kazanma ihtimali şu yüksektir. An herhangi bir şirkette çalışıyor olsaydın maaşın ne kadar olur? Abi ben şimdi 3 seneyi geçti kendi şirketimi kurduğumdan beri piyasayı hiç bilmiyorum. Yani bana sorsan bunu tek bir şirkette çalıştığım için yani çok doğru bir şey söyleyemem. Çünkü ayrılığı da yeni oldu. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Biraz yani şu anda herhalde yani tahmin ediyorum bir yerde çalışsam hani bu kadar 10 yılı aşkın bir tecrübe var falan filan. Yani 50-60'tan aşağı olmaz herhalde. Diyorsun. Ama evet, ama şu an Türkiye'deki para konusu çok böyle abuk bir hal almadı mı? Ne pahalı ne ucuz, iyi mi kazanıyoruz, kötü mü kazanıyoruz? Bir sürü böyle değişkeni var. Peki tamam, yani günün sonunda ben şunu anlıyorum. Sen kendi paranı daha yüksek kazanabileceğin ve kendine vakit ayırabileceğin için. Ya evet evet, yani ben zaten yıllardır bu işi yapıyorum ve hani bir maaşlı çalışalım işte bilmem kaç yıldır, 7 yıldır falan herhalde ben maaşlı çalıştım. Ondan sonra bir yandan o maaşlı işime devam ederken küçük küçük kendi YouTube kanalıma da içerik üretmeye başladım ve belli bir seviyeye geldi. Senin aslında benzer bir süreç. Evet, evet. Affiliate yapmaya başladım ben Hepsi Burada'yla beraber 2020 yılının içinde ve biliyorsun affiliate o yıllarda çok iyi para getiriyordu. Ben böyle maaşımın üstünde affiliate'ler falan almaya başlayınca çok iyi. Şeye cesaret edebildim. Çok iyi. Ulan en kötü dedim, affiliate'den hani
hani maaşım gelir. Ben de o parayla bu kanalı büyütmeye çalışırım. Sen çok böyle şey oldu, fit oldu yani. Şunu söylüyorsun. Şu an çalışsam 50-60 bin lira alırım ve o an herhalde bilmiyorum zaman da 50-60 bin liranın üzerinde link bırakıp para kazanıyordum. Yani üzerinde değil de o civarlarda kazandığım aylar oluyordu. Yani 2001 de 2020 yılı. Ben o paraları nasıl yedim? Hiç ne evim var ne arabam var o kadar bilmiyorum ki çok fena yemişim. Ben şu an affiliate yapıyorum. Affiliate arkadaşlar şu, hani size diyoruz ya işte bir ürün gördün çok güzel, linki tıklayın alın. Onlardan komisyon kazanılıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok farklı şirketlerde çalıştım. Şirketlerin yoğunluğunda dedin yani ben bir sürü video çekerdim falan diye. Kendi başına çalışıyorsun. Ben işin açıkçası 6 aydır ayrıldım. Ki bu arada benim tempom da çok yoğundu. Ama gerçekten daha fazla çalışıyorum. Ben de öyleyim canım. Kanal kurulduğu için. Ben çalışma tempom nasıl? Yani değiyor mu buna? Yani değiyor tabii ki. Yani değmiyor olsa yapmaya devam etmem. Ama daha kötü. Yani ben şu an X bir şirkette maaşı çalışsam şu ankinden daha az çalışırım totalde. Çünkü baktığın zaman hani bugün hangi içerik üreten yayına baksan video çeken insan sayısı birden fazla. Mutlaka hepsinde hani bir kurgucu vesaire vesaire var. Bende de var şu an sevgili Ozan, benim videoları takip edenler biliyor zaten, görüyor videolarda. Ama yine de öyle çok kişili bir yapıya göre daha zor oluyor. Ya bir de ben şeyi de çok sıkıntısını çektim ve hala tam olarak bunu çözemiyorum. Ben home office çalışıyorum biliyorsun. Şu anda evin salonu tamamen stüdyo. Yani orada sadece çekim ekipmanları var ve her şey hazır, aslında çok kolay. Ama evden çıkıp ofise gitmek bana çok iyi geliyormuş. Onu anladım. Evimle yani yaşadığım yerle aynı zamanda iş yerimin aynı olması benim o iş psikolojisine girmem konusunda çok zorluyor beni. Böyle ufak ufak çözmeye çalışıyorum. Ama hala tam çözmüş değilim yani. Ya evinle ofis ayrı mı senin? Yo, evli ofis birleşik. Ha, senin de birleşik. Sen evli ofis birleşik ama orada psikolojiyi ben şöyle yeniyorum. Normalde Esabil'le beraber çalışmak da iyi oluyor. Esabil çoğu zaman ofise geliyor. Ben artık ev demiyorum, ofis diyorum. Geliyor ve ben de böyle desem. Onunla beraber iş yaptığım için yani seve seve kalkıyorum. Başka şansım yok. Şimdi yarın, bu arada bu videodan sonra yayınlanacağı şeyi söyleyebilirim. S24 Ultra'nın videoları yayınlanacak. Zaten NDA bitmiş olacak. Telefon 80-90 bin lira. Fiyatı açıklanmış. Ya, tahmin. Ha evet yani. Ben 80-90 okay. Varsın 100 bin lira olsun. 80-90 biliyorsam %'ü öderim bu arada artık. O öyle bir ekonomik moda girdik. Bir yenilik gördün mü? Ya yapay zeka muhabbetin içeri almaları güzel olmuş. Yenilik olarak da telefon daha hızlı bir telefon. İşlemci duraksamıştı. Duraksamıştı. Ya bu arada ben kendi çektiğim videoda da şunu söyledim. Bu sadece Samsung'a özel bir şey değil. Akıllı telefon teknolojisi 2 yıldır, 3 yıldır falan ya bir noktaya ulaştı. Ve gitmiyor yani gelişmiyor teknoloji. O yüzden onların da çok sıkıntısını yaşıyoruz. Şimdi sana sorularım şunlar. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Zor bir yere geldim ama bir tık hızlı cevap vereceksin. Web Tekno mu, Shiftelet mi? Abi Web Tekno'yu hiç bilmiyorum ya. Shiftelet net diyeceğim o yüzden. Teknopat mı, Donanım Haber mi? Teknopat. iPhone'da mu yoksa herhangi bir iPhone'u inceleyen kanal mı? iPhone'da ya, ben çok severim Faruk abi. İncelemelerini başarılı olur. Tabii tabii ya. Tekniği falan müthiş. Bence karakter olarak da çok iyi bir insan. Apple mı Samsung mu? Apple. Neden? Abi ben bir Android insanıydım biliyorsun ki. Ve galiba iPhone 12 ile beraber iPhone kullanmaya başladım. Ve daha sonra işte geçtiğimiz yıl MacBook aldım. Samsung'un bak gerçekten bunu hani ya oraya da iyi davranayım, oraya da iyi şeyler söyleyeyim diye söylemiyorum. S23 ailesi bugüne kadar benim gördüğüm en sorunsuz, baya baya bir iPhone kalitesinde video çekebileceğiniz bir telefon. Ama işte günün sonunda yine Android ya ve ben o mesela iPhone'a geçtiğimde şu hani Instagram ya ben mesela işim benim içerik üretmek, story çekmek ve buna olabildiğince insanları iyi göstermem lazım. Apple'ın kalitesi o anlamda çok başka. Instagram çok iyi, çok sürprizsiz falan. O yüzden genel olarak o Apple kalitesi, akışkanlığı her cihazda bir farklı bir his uyandırıyor. O yüzden birini seçmem gerektiğinde Apple seçerim. Enes Batur mu Orkun İşitmak? Orkun İşitmak. Neden? Yani Enes zaten hiçbir zaman çok izlediğim bir YouTuber olmadı. Orkun'un çok kaliteli iş yaptığını düşünüyorum. Hala videolarını izliyorum. Çok da akıllı biri gibi geliyor bana. Tanıştın mı hiç? Tanıştım. Eski çalıştığın yerlerde çalıştığın insanlarla beraber yeni kişilerle tanışıyorsun. Eskiden tanıştığın kişiler yani mesela Atakanlarla video çektin ya. Bağlantın devam ediyor mu sonra onlarla? Yok yani onlarla daha sonra birkaç kere böyle lansmanlarda falan denk geldik. Selamlaştık. Abi nasılsın? İşte iyiyim. Nasıl gidiyor falan. O kadar ama. Yani bir arkadaşlık ilişkisi gelişmedi. Ben şunu sormak istiyorum sana. Kerem Enginar kovuldu şakası gerçek. Gerçek. Hiç en ufak bir şey yok. En ufak şey. En ufak yok evet. Bu arada ben onu şundan dolayı anlayabiliyorum. Ben de Shiftelet'te çalıştığım için insanların tepkileri ve şeyimi ben de ilk izlediğimde gerçek olduğunu anladım. Yok yok gerçek. Gerçek en ufak bir fake yok. Peki bu
kovuldu şakası nasıl gelişti? Abi ben nasıl gelişti bilmiyorum. Ha, sonra konuştuk ve ben hep insanlara gerçekten şunu anlattım. Evet, eşek şakasıydı. Normalde bence... Hayır. Şunu söyleyeceğim. Bir çalışana yapılmaması gereken bir şakaydı. Ama gerçekten hiç alınmadı. Yani çünkü biz o dönem birbirimize gerçekten şaka yapıyorduk. Sürekli şaka yapıyorduk. Güzel, keyifli bir ortam. Ve var, hani benim kendi karakterim böyle şakalara çok takan biri değil. Evet, dışarıdan baktığınızda bu şaka yapılmaması gereken bir şaka. Çünkü yani bazı insanlar bunu çok ciddiye alabilir. Ne bileyim işte adamın ekmek parasıyla şaka mı yapılır gibi bir kafayla düşünülebilir. Ama ben bu konularda çok açık fikirli biriyimdir. Ve şey yapmadım. Gerçekten hiç ya bana da böyle bir şaka yaptılar diye buna içerlemedim yani. Güldüm ben de. PvP'de bence çok daha böyle daha abi kardeş veya daha huzurlu bir ortamdı. Orada çalışmak daha kolaydı benim. Orada en son 2 yıl çalıştım. Toplamda 4 seneden fazla. Ayrılık sürecinde bölümler var. Ayrılık sürecini desteklediler mi? Yani desteklediler, çok bir şey demediler. Soru kısmını değiştiriyorum. Geçmişe gideceğiz. Bu zamana kadar incelediğin en iyi cihaz. Ya, abi şu var ya, tadı damağımda kaldı. Ya abi LG G2 ya. O telefondan aldığım tadı, o yıllara göre tabii düşünün arkadaşlar. Hiçbir telefondan alamıyorum. Ya tabii bir sürü çok cihaz çıktı, teknoloji ilerledi falan ama o LG G2'nin çıktığı zaman bana çok başka bir keyif vermişti o telefonu incelemek, kullanmak. En iğrenerek çektiğin cihaz. Oo, güzel bunu, soru ya. Bak şu değil, zorla çektim değil. Çektim ama nasıl iğrendim anlatamam sana cihazdan. Of, güzel soru. Bunu düşünerek cevap vermem lazım. Bilsin kesin abi. Çünkü çok böyle birkaç tane vardır ya nefret ederek çektiğim. Dur. Hatırladım bu arada. Asus'un 720p ekranlı galiba. Büyük ekranlı bir telefonları çıkmıştı. Bayağı bir tablet diyorduk biz o zamanlar. Evet. O telefon çok kötüydü ya. Hatırlıyorum. Ama modelini anımsamadım. Büyük ekranlı bir Asus vardı. İğrendi yani o yıldır. Evet. Çok kötüydü ya. Evet. Ve çektik galiba biz onu. Çok vardır bu arada çekmek önemli örnek yani. Ama işin boğuluyor ya. Evet. Gittiğinde en iyi etkinlik. Şöyle söyleyeyim. Ne açıdan? Basını etkinliklere götürürler. Mesela Huawei bize en son seni Dubai'ye götürdü. Dubai'de lansmanımız var, gider misiniz? Huawei'de kısıtlı bir zaman vardı ama bazı markalar çok iyi otelleri götürüyor. Çok iyi etkinlikler. Evet ve çok şey oluyor. Vaktin oluyor. Evet. Yani iniyorsun bir gün tamamen boş. Sana veriyorlar falan. Fileyi. Senin masrafını falan da ödüyorlar. Bu arada bu konuda firmalar arasındaki net en iyi gördüğüm Huawei. Çünkü diğer firmalarda genelde etkinlik zamanına göre seni kısıtlıyorlar. Ve böyle işte Huawei gibi işte bir gün önceden gittik. Huawei çok arkadaş ortamı var. Çok rahat. Evet yani bunları bir de onlar galiba biraz da kendileri de böyle yapmak istiyorlar. Yani hem bizi düşündükleri için. Kaan abi de editör ya. İşte hani Kaan falan olan biz de gitmişken bir gün rahat rahat dinlenelim. Orayı da bir görelim kafasıyla da yapıyorlar. Huawei'nin etkinlikleri o anlamda en iyi. Mesela işte Helsinki. Yani ben çok beğenmedim Helsinki ayrı mesele ama zaman olarak çok rahat olduğumuz bir. Öyle. Bir de normalde Helsinki'ye kalkıp gitmezsin abi. Gider misin? Yani hem çok pahalı hem niye Helsinki olsun falan. Bilmediğin için gider misin? Ben gitmezdim. Ama bilmiyordun ki. Biliyor muydun? Ya yok, Helsinki bilmiyordum ama şimdi Kuzey Avrupa ülkelerine gitmek hem pahalı hem orada şey yapma. Ben gitmezdim. Deli bir PlayStation aldım döndüm. Yani gitmişken aldım tabii ki. Yani geçen ucuzdu. 13 bin liraya aldım ben o PlayStation'a. PlayStation'a bak, Bilkom paylaşımı yaptık hepimiz. Biri çıkıp demiş ki, isim de vermeyeceğim, uğraşmak. Yani ben sektörde 6 yıldır varım. Tanıdık biri mi? Evet, yani son 3-4 yıldır da böyle insanlar beni çok tanıyordur, tanımıyordur. Hani tanımıyorum ya da lafım geçiyor gibi bir şey iddia etmem kendim. Ama bu zamana kadar kimseye laf atmadım. Ya şu an bu da laf atmak değil, insanlarla aram çok iyidir. Ama niye yurt dışından PlayStation alıp gelmeyi bilenler Bilkom paylaşımı yapıyor diye tweet atıyorsun? Ne alaka ki? Sana ne? Yani ne alakası var? 3 bin liraya aldım 22 bin liralık PlayStation. Oradaydın, ne laf etmedin? Bunu diyen birincisi yurt dışına çıktığında almayacak mı? Yok, görmedim lan, kaçmış. Keseceğim burayı. Yani niye yapıyorsun abi? Ya bir de sonra yüzümüze bakıyorsun. Yapma. Yani ben kim olduğunu bilmiyorum. Bir şey bu videoyu da izleyince yarın öbür gün şey ama diyor. Ama ben şey abi seni alakalı istemiyorum ama sen alakasız bir kıyaslama. Ben yani, de cevaplarım yani. Ben Bilkom'un PlayStation'ı almasına sevindim. Çünkü Türkiye'de bilindik. Şu anda Sony gittiği için bu iş mutlaka bir distribütöre kalacak. Ve Türkiye'de ya iyi bir distribütör söyle desek yoldan 10 kişi çevirip 7'si Bilkom der. Yani en ya bilinen ya da Bilkom'un üretilen markalarından birisi. Zamanında işte Bilkom'un oyunları Türkçe'ye getirmeye çalışması, işte Witcher zamanı yaptıkları falan. Herhangi bir X firmasında olacağını Bilkom'da olması beni mutlu eder ama bunun benim yurt dışından PlayStation almamla falan hiçbir alakası yok bence. Yani hadi bir mantık, yani bir şey yok. Sektörle ilgili konuşacak mı? Yapalım. Peki sektörde çok fazla insan böyle ayrılmaya başladı ya. Kendi işlerini kullan. Evet, sen ne düşünüyorsun? Mesela ben de ayrıldım. Beni en son konuşuruz ama insanlar ayrılıp sence bir kirlilik mi yaratıyor? Ya kirlilikten kastım şu. Her yerde bir inceleme var. Herkes bir inceleme yapıyor. Bu güzel bir şey mi? Markalara karşı işte bir bütçe var ve biz bu bütçeden giderek payımız azalıyor. Bu seni rahatsız ediyor mu?
Yoksa daha fazla rekabet var ve benim değerim ortaya çıkıyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya ben öyle hani ulan herkes de kendi kanalını kuruyor da bizim işte bütçeler artık daha çok kişiye dağılıyor diye düşünmüyorum. Önemli olan burada ülkenin durumu bence. Yani işin eğer para tarafını konuşacaksak şu an mesela dedi ya herkes inceleme yapıyor diye. Birincisi yani YouTube Türkiye'de eğer gerçekten böyle billboardlara çıkan, televizyonlara çıkan gerçekten çok işte Honor 90 gibi fiyat performans oranı yüksek herkesin böyle aradığı, merak ettiği bir ürün incelemiyorsa öldü. Yani ben çok kafayı takıyordum buna. Sonra sen dahil işte sana baktım, Teknopat'a baktım, Shift Delete'e baktım, ne bileyim işte ona buna baktım. Hepimizin inceleme videoları ölmüş yani şey anlamında. Bir sene önce atıyorum ortalaması 30 binse, 25 binse şimdi böyle 10 bini öpüp başımıza koyar duruma gelmişiz. Ama şu kafayla da bakıyorum. Ya bugün baktığın zaman herkesin kendi anlatım tarzı, bir ürünü, aynı ürünü bile incelesek senin incelerkenki değindiğin noktalarla benim değindiğim noktalar farklı. O yüzden ne kadar çeşitlilik olursa o kadar iyi. Bir de yani 3 aşağı 5 yukarı aslında yine aynı insanlar. Sadece farklı kanallar. Yani bugün işte Mesut abi Donlum Haber'deydi yıllardır. Şimdi kendi kanalında. Mesela çok inceleme de yapmıyor. Sohbet videolarıyla şu an Mesut abi. Gündem videolarıyla önde. O yüzden bence çok böyle herkesin kendi işini kurmasında bir problem yok. Önemli olan hani kendi işini kurup bunu devam ettirebiliyor mu? Önemli olan o. Deneyip başaramayanlar da var. Ben kendi adıma şöyle konuşayım. Ben ayrılmak için çalıştığım yerden şunu bekledim. Bir para. Tabii ben de. Bunu söylüyorum. 200 bin lira parayla ayrıldım. Şu an para küçük ama 6 ay önce 200 bin lira. Neye göre 200 bin lirayla ayrıldım? Ya seni belli bir ay garanti edecek bir para. Beni yaşama 3 ay götürsün diye Allah'a şükür o 200 bin liraya hiç dokunmadım. Ha diyeceksin ki 200 bin lira olan o kadar çalıştı 200 bin lira mı? Arkadaşlar kamera setup'ı kurduk. Arabanın taksiti ödeniyor. Beraber abi, çalıştığımız Türkiye'de arkadaşlar para birikmiyor oldu. Ya birikmiyor. Ya birikmiyor da zaten yani anladın mı? İkincisi de yani insanların beni sevmesini bekledim ve doğru bir insan olmaya çalıştım. Ya, bu da benim için çok önemliydi. Gördüğün gibi sileceği de değiştiremedim. Anladın mı yani? Bunlar önemli şeyler. O yüzden ben de bunu beklemiştim. Hatta ben şeyi unutmuyorum. Formula 1 izlemiştik seninle. Formula 1 izlediğimizde sen demiştin ki 3 aylık paranı biriktir ve ayrıl. Bu doğruymuş. Bu ne eğer? Ya o biraz kafan rahat olsun diye. O 3 ayda çünkü bir de şey var ya biz şimdi faturayı kesiyoruz. İşi atıyorum Ocak ayında yaptın. Onun parası sana en iyi ihtimal Şubat'ta geliyor. Şubat'ta gelmeme ihtimali de yüksek. Hani en azından o 3 ayda fatura kes. 3 ay kendi cebinden ye. 4. ay diğer hani kestiğin faturaların parası gelecek. Için oradan yürüsün mantığıyla söylemiştim biraz. Doğru yani öyleymiş. Ben dokunmadım ona ve günün sonunda şu anda Allah'a şükür hani çalıştığım beraber bir arkadaşım var. Onunla beraber çok mutluyum. Kız arkadaşım Ali Aravan'a çok yardım ediyor. Sen bir de kız arkadaşınla da çalışıyorsun. Evet benim kız arkadaşım bu arada Haziran'da evleniyor. Allah mesut etsin. Hayırlı bir yastıkta, bir yastıkta kocası. Alırım. O proje yönetimi yapıyor profesyonel olarak. İşi bu. Proje yönetimi de şu arkadaşlar, örneğin bugün Huawei lansmanı varsa Huawei ile Alara konuşuyor ve diyor ki Furkan seni davet ediyorlar, gider misin? Hani bir nevi benim işlerim yapıyor. Çünkü benim işim video çekmek ve yeni fikir bulmak, markalara zaman ayırmak şey alıyor. Normalde bunu çalıştıracak birisine yani, para verecek durumda mıyım? Hayır, kız arkadaşım tamamen profesyonel mesleği benim için ek mesai yapıyor. Tabi maaşı çalışan değil yani. Hayır canım, kız arkadaşım. Niye canım, iş yapıyor sonuçta, iş başka. Ama şöyle başka ama yani. Her sana sorulan soruları da geldi. Hemen bak soru işine gelmeyince. Evlenecek olduğun bir insan da para muhabbeti yapmış mesela. Ya yok da o yüzden şey mesela bir alışveriş yapacağız. Tamam çok yüksek maliyet bir düğün için. Bir tur ödüyor. Bir tur ben ödüyorum. Sırayla gidiyor. Hayır sırayla değil. Çetelesi ya da sırası yok. Okey. O an kimde ne varsa okey. Yani evlilik muhabbeti olunca öyle oluyor. O yüzden o da diyor ki bizim işimiz değil. Ben bu sorduğum sorular yüzünden insanlar beni çok şey zannedecek. Yani para şöyle falan değil arkadaşlar da. Merak ettiğim için sordum nasıl bir sistem. Yani sana gelen böyle soruları ben baktım bu arada. Sorabilirsin ya bu arada. Hakikaten bilmiyorum bu arada bana gelen soruları. Ama sorabilirsin. En bir tanesini sadece şu an soracağım. Sonra bir soru alıp tamam. Sana sorulan soruları en son atacağım. Tamam. O da şu. Furkan Kara YouTube kanalı. Hakkında ne düşünüyorsun? Şu an şey yok. Ben yok. Ben valla bak herkese şunu söylüyorum. Senin... Burada yokum. Senin özellikle kısa videolardaki hikayeleştirmelerin çok başarılı. Benim hep... Ya bunu yapmam lazım dediğim ama bir şekilde ona alışmadığım için yapamadığım bir konu. Ve gerçekten hani sen ortamda yokken insanlara hep şunu söylüyorum. Hani Furkan anlatımda işte videoları hikayeleştirmede falan çok başarılı. Başarılı olacağından aşırı eminim diyorum. Hakikaten de gönülden buna inandığım için böyle söylüyorum ki zaten gelen sonuçta da başarılı oldun artık yani. Evet oldu. Yani izlenmeler işte yani neye göre ölçersen ölç oldu. Abone sayısına göre bakarsan evet şu an başarılı gidiyor. 6 ayda 100 bin aboneyi açtık. İnsanlar güzel şey yapıyor. Yani fikirler için çok teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Sen ne düşünüyorsun benim kanal hakkında? Dürüst olalım. Ben senin dürüst olacaksan çok büyük bir potansiyelin olduğunu ama bu potansiyeli kullanmadığını düşünüyorum. Doğru katılıyorum. Kendi adıma katılıyorum. Bu arada kanal kötü manasına gelmiyor. Anladım. Daha iyisini yapabileceğin kanal zaten evet. İyi.
Bunu şundan dolayı söylüyorum. 2 yıl boyunca çalıştığın şifre nette çok büyük bir etki uyandırdın. Diğer kanallarda da uyandırdın ama izlenmeyle alakalı da bir şey şimdi bu. Ama o kadar adam seni izleyip sen 2 yıl boyunca SDN'de çalışıp yine aynı potansiyelde etki uyandıramayan insanlar oldu. Anladın mı? Ama sen bunu yapabilmişsin. Bu birinci örnek. Senin işte insanların sana karşı çok büyük bir bağlılığı var. Ben bunu görebiliyorum. Bu da çok büyük bir örnek. Unutulmuyorsun da. Bu da çok büyük bir örnek. Ben her seferinde şunu düşünüyorum. Ya niye yap? Ya son bir yıldır o niye şeyi... Niye yapmıyor? Bu, düşünüyorum. Onun sebebi şey. Yapıyorum aslında. Yani devamlı düzenli içerik üretiyorum ama biraz şeyde o ayar kaçtı bende. İnceleme ve işte proje ürünleri yani senin para kazandığın o yıllık anlaşmaların olduğu videolar. Bir de benim hep hero video dediğim böyle kendi konseptlerim var işte. Şimdi yapacağım bir tane. Bu yıl onları biraz daha tekrar canlandırıyorum işte. O senin yapmıyorsun dediğin şeyi tekrar yapmaya başlayacağım. Bir hanımefendi demiş ki neden parmağında uzun zamandır yumruk yok diyor. Ya uzun zamandır değil. Kaç ay oldu bilmiyorum. Nasıl dikkatini çektiyse. Evet. İki ya aman da... Aman kem gözlerden pu pu pu. İki ya da üç ay olması lazım. Bende zaman algısı da gitti bu aralar. Üç aydır falan yüzük yok. Çünkü boşandım. Boşandık yani daha doğrusu.